Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Türkiye'nin yeni bir demir yolları reformu başlattığını söyledi. Kara İsmailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen Türk Demir Yolu Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmasına 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlayarak başladı. Ulaştırma ve haberleşmede 18 yıldır büyük bir atılım gerçekleştirdiklerini dile getiren Kara İsmailoğlu, milli bağımsızlığın güçlü bir milli ekonomiden geçtiğini unutmadan, ekonomi hedeflerine destek verecek bir ulaşım sistemi inşa ettiklerini anlattı. Bakan Kara İsmailoğlu, Türkiye'nin demiryolu hikayesinden bahsetti, 2002'den sonra bu alana tekrar yoğunlaştıklarını, 2003-2020 yılları arasında ulaştırma ve iletişim sektörüne yapılan yaklaşık 907.2 milyar liralık yatırımın %18.6'sını demir yollarına ayırdıklarını, bu alana 169.2 milyar liraya yakın bir harcama gerçekleştirdiklerini söyledi. Demiryolu ağını 12.083 kilometreye ulaştırdıklarını dile getiren Kara İsmailoğlu, sinyalli hat uzunluğunu %155, elektrikli hat uzunluğunu %176 artırdıklarını söyledi. Kara İsmailoğlu, 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin en güvenilir ulaşım markası olmak, Avrupa'nın en fazla yük ve yolcu taşıyan demiryolu markası olmak, ekspres hatlarla Avrupa'nın öncü deneyim, kültür odaklı turizm hatlarına sahip olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi. Demiryollarına yapacağımız yeni yatırımlarla Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne ilişkin hayata geçireceğimiz hedeflerimizi de şu şekilde sıralamak istiyoruz. Hızlı tren ve konvansiyonel hatlardaki yeni yatırımlarımızla 12.803 kilometre olan demir yolu uzunluğumuzu 16.675 kilometreye çıkaracağız. Halen 1.213 kilometrelik yüksek hızlı tren hattımızda nüfusumuzun %42'sine verdiğimiz hizmeti yeni yüksek hızlı tren ve hızlı tren hatlarının tamamlanmasıyla birlikte yurt satısına yayacağız. Mevcutta 175 milyon tren kilometre olan kapasitemizi %95 artışla 342 milyon tren kilometreye çıkaracağız. Karasal yük taşımacılığında demiryolu payını %5'ten 2023'te %7'ye, 2035'te %22'ye ulaştıracağız. Bakanlığımızın 2023 vizyonu doğrultusunda yolcu taşımacılığında demiryolu payını %1.3'ten 2023'te %3.8'e, 2035'te ise yolcuda %15'e çıkarmayı hedefledik. Demiryolları bildiğiniz gibi yük ve yolcu taşımacılığında diğer sektörlere göre daha ekonomik ve tasarruflu bir ulaşım modudur. 29 Eylül 2020 tarihinde kamuoyuna açıkladığımız Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı'nda da ifade ettiğimiz üzere diğer ulaşım modlarında olduğu gibi demir yollarımızda seyahat sürelerinin azaltılmasını, trafik güvenliğinin artırılmasını, mevcut yol kapasitelerinin daha etkin, daha verimli kullanılmasını, enerji verimliliğini artırarak ülkemizin ekonomisine katkı sağlanmasını ve çevreye verilen zararların azaltılmasını amaçlıyoruz. Kıymetli misafirler, özellikle şu noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Türkiye'nin demir yolları reformunu başlatıyoruz. Demir yollarımızın coğrafi hakimiyet alanını ve kapsamını genişletecek bu reform süreci fiziki bir büyümeyi gerektirecek. Bunun yanı sıra teknolojik altyapı ve hizmet süreçleri bakımından gelişmiş, dijitalleşmiş, güvenli bir demir yolu ağına sahip olacağız. Yerli ve milli teknolojileri üretmek, hat kapsama alanımızı genişletmek, mevcut hatlarımızı rehabilite etmek, hizmet odaklı, akıllı ve katma değerli taşımacılığı geliştirmek üzere büyük bir hızla çalışıyoruz. Sinyalizasyon sisteminden akıllı hat yönetimine kadar kurmaya çalıştığımız inovatif sistem demir yollarının da sıfır hata hedefine ulaşmamızı sağlayacak. Milli ulaşım ve altyapı politikalarımızın bir parçası olan bu yaklaşımda Türkiye'nin demir yollarını geleceğe taşıyoruz. Bu kapsamda 2023 yılı hedeflerimizi şu şekilde belirtebiliriz. Türkiye'nin en güvenilir ulaşım markası olmak, Avrupa'nın en fazla yük ve yolcu taşıyan demiryolu markası olmak,
ekspres hatlar ile Avrupa'nın öncü deneyim, kültür odaklı turizm hatlarına sahip olmak ve mutlak müşteri memnuniyetini esas alan sadakat programını geliştirerek modern bir müşteri ilişkileri yönetim modeline sahip olma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu çalışmaları Türk Demiryolu Zirvesi ile bir kez daha ön plana çıkarmış oluyoruz. İşte bu yüzden Türk Demiryolu Zirvesi bizler için büyük bir anlam ifade ediyor. Demiryolu sektörümüzün gelecek hedeflerine uygun olarak yapılması gerekenlerin tartışıldığı bu tür organizasyonları ülkemizin yararına ortak aklın oluşturması olarak görüyoruz. Zirvemizin sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Zirvemizin organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve bu 4 günlük maraton boyunca kolaylıklar diliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.